birds and see the sun. Side by side. Telefonumuzun kontrolü okuyorsun. Orta yerinde bitirdik. Mikrofonumuz bulundu. Ki 55 55. Thompson formamı giydim. Mafya gibi çok yavaş. Oh, ama ne güzel değil mi? Burası tam yaz köşesi. Ve şimdi de bir bakalım dışarısı nasıl. Ve burası da kış köşesi. Fırtına var, fırtına. 25-30 esiyor. 25-30 esiyor ve dışarısı da böyle sevgili arkadaşlar. Tamam. Evet, ben peşin satan, bu amca da veresiye satan oluyor. İçeride hiçbir şey hissetmeden uyuyabiliyorsunuz. Keyifli olan kısmı o. Ya şöyle, hiçbir şey hissetmeden demek yanlış aslında. İçeride daha korunaklı bir vaziyette uyuyorsunuz ama gene teknenin gidişini, vuran dalgaları ve yelkeni görebildiğiniz için yattığınız yerden hissediyorsunuz tabii ki dışarıda ne olduğunu. Anladım. O zaman sana çorba yapmıştık. Biz yiyeceğiz, içeceğiz o çorbayı. Vallahi ben de 13.05'e kadar indim işte. Seninle denk geleceğiz. Şu an 13.04'teyim. Ben o zaman tekrardan kafayı veriyorum şey. Çünkü daha denk gelemeyiz. Ve Başak'la konuştuktan sonra şuna karar verdik. Başak maalesef dalgalar nedeniyle gene bir 60 fil kadar neredeyse aşağı inmiş. Bir tık daha güneye kaçmış. Biz de onu yakalamak için güneye inmiştik ama şimdi artık biz yolumuza devam etme kararı aldık. Yani çünkü daha artık bu dalgalarla aşağı inersek bizim için çıkış problem. Yani burası onun yoluydu normalde. Biz de böyle önüne doğru geçecektik ama o daha da aşağı gitmiş. O yüzden biz şimdi normal yolumuza devam ediyoruz. Denk gelemeyeceğiz maalesef. Denk gelelim diye çaba sarf ediyorduk ama olmayacak. Denk gelemeyeceğiz ama peş peşe arda arda gidiyoruz işte. Yani bugün büyük ihtimalle biz onun bir tık ilerisinde düşeceğiz gibi geliyor bana. Sevgili arkadaşlar hava birazcık sert dedi ama bizim keyfimiz yerinde, yani şey değil, hani öyle sertledi bizi götüren bir sertleme bu. Yani şu an kaç saat yapıyor biliyor musunuz? Çok da yapmıyormuşuz yani. Niye bak? 6.30 oldu. Balonla, tek balonla ne yapıyorsunuz onu söyle. 6.30'lar falan da gidiyoruz. Keyfimiz yerinde ya, benim keyfim yerinde yani. Baksanıza bizler ne olsun. Mafya gibi çok yavaş. Evet, Öz, bir saat dümenimi de tuttum. Ne diyorsun? Hava sanki düştü. Düştü de ne yapacağız? Hani erken açacağız. Biz gece yazan şeyimiz yok. Güneş olayımız yok. Yani düştü dediğim de şu an 20 esiyor. Yani 20 ile 16 arası değişiyor. Dalga da dün geceye göre ve sabaha göre bir tık daha yavaş. Bu arada bu tık kelimesine ne kadar taktım. Birazcık daha sakin denizlerde. Hava da keza bence öyle. Tabii bir de kıçtan geldiği için bir de biz şu şey de olduğu için arkamızda çok hissetmiyoruz, öyle diyeyim. Önerken açıyoruz da, önerken açıp önerken şey olacak.
Yani iğnecik seyri. Alamayacak. Gerçi kendi... iğnecik değil ya. Baksana geniş yapan biraz. Yok, alınır orada. 120'yi görmeden olmaz. Sert otoplata çok yük bindirecek. Anaya kendi bindirince. Şimdi kafayı üstüne çevirmek isteyecek. Demedim. Ben sevgili otoplatamız dinlendirmek üzere bir görevimi yaptım hocam. Düşünüyorum şimdi. Ne yapalım? Bugün diğer günlere göre daha böyle günlük güneşli bir gündü. Dün de keza öyleydi. Dün bugün güzel gidiyor. Akülerimiz keyif yerinde onun da. Bir de böyle otopilot falan dinlendirince de çok küçük de olsa faydası var. Evet, başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Düşüyorum hani erken açıp basayım gidelim ya. Bu arada sevgili arkadaşlar, dümen tutmak keyifli bir şey. Tabii çok sert havaları kastetmiyorum. Böyle 20'lerde ya 15-20 arası bu tip dalgada keyifli oluyor. Dalgayla surf yapıyorsunuz. Dalgayı hissetmek keyifli bir şey. Evet, bugün itibariyle biliyorsunuz dün yol yarılamıştık. Artık 3 haneli rakamlar kalan milimiz. Şu an kaç diyoruz? 931. Herhalde işte yarın da 800 rakamlarda hareket edeceğiz. Bugün 100 küsür mil devirdik. 120 mile doğru ilerliyoruz gün içerisinde yaptığımız mil. Ufak hesaplar gün içerisinde şey oluyor. Ne derler? Saat her gün saat 6.30'da bu şeye bakıyor olmak aramızda bir ritüel gibi oluyor. Keyifli oluyor. Sabah kahvesi içmek gibi. Yani aslında okyanusta da hayat kendi rutinini oluşturuyor. Hidroforumuz bozuldu. Şu an Öz onunla uğraşıyor. Yani daha doğrusu şöyle, hidrofora elektrik gitmiyor. Şansımıza havanın düştüğü ana denk geldi. Yoksa sabah böyle bir şey olsaydı buraya gelip bu işi yapamayabilirdi Öz. Evet, hava dindi dedik ya. Bunu dedikten neredeyse yarım saat sonra hava tekrar, gerçi beklediğimiz durum, tekrar eski haline, hatta bir tık daha yukarısını çıktı. Şu an 30 knotlarda. Dalgalar gene büyüdü. Ve sadece canavamız açık. 6-1, 6-4, 6-6, 6-7 deyip durdu ama bayağı çalkantılı. Denizin rengi değişti. Pembe oldu her yer. Çok güzel ya şu an. Hem deniz çok güzel. Dalgalı böyle olaylı atraksiyonlu. Hem de renkler çok güzel.
Evet, en çalkantılı seyirlerimizden bir tanesi. Bu arada bir iki saat önce, iki saat oldu mu Özben yatalı? İşte bir saat, bir buçuk saat önce 35 notları ben gördüm sağanakla. Ve ilk kalktığımda bazen şöyle bir duygu oluyor. Önümde kocaman böyle dalgalardan bir duvar. Hiçbir şey görmüyorum. Yani provamda hiçbir şey görmüyorum. Sadece dalga. Kocaman bir dalga yükseliyor. Sonra biz onun tepesine çıktığımızda tabii ki biraz daha net etrafı görebiliyorum ama o dalga çukurundayken uyanmışsam eğer ürkütücü bir görüntü oluyor. Bugün komşular çok gürültülü. Evet, geçirdiğimiz zorlu seyirlerden bir tanesi bu. Çünkü yaklaşık 2,5 gündür tekne öyle bir sarsılıyor ki her güm diye vurduğunda diyorsun ki şimdi bir şey olacak. Çok şükür Ozi'yi çok iyi şimdilik, çok iyi götürüldü. Umarım bu akşam da idare eder. Mercimek çorbası yapmıştım denk edeceğiz diye ama bayağı da fazla yapmıştım. Hem ona hem bize. Şimdi bütün mercimek çorbaları bize kaldı. Biz de gece gündüz şu an mercimek çorbası içiyoruz. Mercimek yedi mi? Ve neredeyiz? Özcüm? İçerideyiz. İçerideyiz sevgili arkadaşlar. Çünkü dışarıda dalga ve rüzgar fazla. Tam da arkadan geliyor. Korunaklı değil bizim şey kapalı olmadığı için. Burası daha keyifli geldi şu an bize. Şimdi kahvaltımızı yapıyoruz mercimek çorbasıyla. Ben şimdi bunu temizledim, ben yaptım. Ben temizledim. Çok aferin. Bir şey söyleyeceğim. Sen ana yoldan gitmiyorsun. Ana yol, orası otoban, paralı orası. Ücretli otoban orası. Ben yana tali yoldan gidiyorum. Aynı yere gidiyor, fark etmiyor ki. Fırtınalı, yani sert havalı ve fırtınalı ikinci günümüzde. İkinci günümüzde bitirmek üzereyiz. Dün, bütün gün böyleydi. Bir gece önce başladı. İki geceyi devirdik. İkinci günde bitirmek üzereyiz. Sevgili arkadaşlar, size bir iyi bir de kötü haberimiz var. İyi haber, bugün 5555 mili günün kadar çıktığımızdan bile 5555 mil bitmiş oldu. Ve bunun için tabii ki 55-55 Thompson formamı giydim. Kötü haber ne? Kötü haber şu ki biz
ucu telefonumuzun kontrolünü okuyorsun. Orta yerinde bitirdik sevgili arkadaşlar. Kimseyle haberleşemiyoruz. Hava durumu alamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Kontrolün bitmemesi için ne yapmak lazım? Ve moral kekimizi yaptık. Okyanus ortasında duş. Ve fırından yeni çıktı sevgili arkadaşlar. Fırın sütlaç. Arkadaş çok kuralcı, normali bu da. Özdeniz Ruslan'ı tamir etmeye çalışıyor.